Diyet yapmadan iki kuralıyla zayıflamak mümkün desem. Dümdüz bir göbek için bu tarifi mutlaka denemelisin. Kilo vermek istiyorsun değil mi? Bize kanalıma abone olmayı unutmayın. Merhabalar YouTube kanalı takipçilerim. Enerjik, dinamik, bilgi dolu kanalıma hoş geldiniz. Enerjimle harika bir konuyla karşınızdayım. Bu tarif ne mi yapacak? Karaciğeri tertemiz, karnı dümdüz yapan, bağırsaklarımızın içerisindeki tüm atık maddeleri temizleyecek harika bir kür tarif veriyorum. Hemen kalem kağıtları hazırlayın. Çünkü dikkat etmeniz gerekenleri de anlatacağım. Ne zaman içmelisiniz onu da anlatacağım. Tüm detaylar gelecek. Bu arada ellerim biraz sarımsı. Zerdeçal'dan kaynaklı bilginiz olsun. Sizleri çok seviyorum. Harika bir tarifi. Hadi yapmaya geçelim. Öncelikle burada sıcak suyum var. Sıcak su olması çok önemli. Çünkü yağların çözünebilmesi için hem karaciğer yağı hem de vücut yağlarının çözünebilmesi için burada sıcak su olması bizim için oldukça önemli ve kıymetli. Burada zencefilim biraz az kaldı. Kusura bakmayın ama toz zencefilim var. Ama taze zencefil de olabilir, toz zencefil de olabilir. İnanılmaz etkili. Daha sonra limonum var. En alkali, en yağ yakıcı besinlerin başında geliyor. Ve chia tohumum var. Neden chia tohumu kullanıyorum? Çünkü midede şişiyor. Ve en iyi omega 3 kaynaklarının ikinci sırasına yer alıyor. Bir balık, iki semizotu, üç chia tohumu. Omega 3 açısından zengin. Ne yapar omega 3? Vücuttaki DNA hasarını önler. Ve vücuttaki zayıflama hücrelerini çalıştırır. Aynı zamanda omega 3 ne yapar? Beyni çalıştırır, zihni çalıştırır. Ve karaciğerin temizlenmesine destekçi olur. Detoksifiye özelliği vardır. Vücutta atıkların çıkarımını sağlar. Hatta bir süre çok meşhurdu yurt dışında. Ne diyorduk? Shower gel, iç duş diyorduk. İşte bu iç duşu sağlayan işte chia tohumu. Chia tohumu, limon ve ben buna bir de zencefil ekliyorum. İnanılmaz etkili bu tarifim. Hemen tarifin yapımına geçiyoruz. Öncelikle suyumun içine chia tohumunu eklemekle başlıyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı dolusu chia tohumunu ekliyorum. Bu chia tohumunu ekledikten sonra yaklaşık bu tarifim ben bir 15 dakika bekleyeceğim. Ya da siz yarım saat bekletebilirsiniz. Daha da şişmiş olacaktır kıvamı. İçine bir çay kaşığı toz zencefilimi şöyle ekliyorum. Hop ekledim. Ve yarım limonumu sıkıyorum içine. Oo, en alkali, en yağ yakıcı, lif içeriği yüksek, aynı zamanda zayıflamayı sağlayan bol C vitamini, pektin lif içeriyor. Hemen şöyle güzelce hop karıştırıyorum. Bunu ne zaman içiyorum biliyor musunuz? Her sabah aç karnı içiyorum 15 gün boyunca. Karaciğerimi detoksifiye ediyorum, zayıflamayı sağlıyorum, bağırsaklarımdaki atık maddeleri atıyorum ve göbeğimdeki şu yağlardan bir an önce kurtuluyorum. Hadi bakalım kimler uygulayacak, kimler yapacak? Eğer videoyla ilgili sorularınız varsa yorumlara bekliyorum. Bakın göbek çevresi özellikle karbonhidratlı beslenmeyi, şeker tüketiminden dolayı olur. Bunlara dikkat edin. Akşam yemeklerinizi erken yiyin, sebze ağırlıklı yiyin, 11-5 yapın. Bu tarifimi herkes uygulayabilir. Sadece tansiyonu düşükse limonu hipotansiyonu olanlar limon yerine sirke koysunlar. Daha güzel etki olacaktır. Çünkü limonun tansiyonu düşürücü özelliği var biliyorsunuz. Çok güzel bir tarif. Harika bir tarif. Yine tariflere doymuyorum. Anlatmaya doymuyorum. Bu tarif size abartmıyorum ama 15 günde en az bir 4 kilo kayıp da sağlayacaktır. Hadi hem uygulayalım hem zayıflayalım hem de karaciğer temizliği yapalım. Bir sonraki videom ne olsun siz belirleyin. Yorumlara bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın YouTube kanalı takipçilerim.